Siyasi iktidarın dış politikada son dönemde yapmış olduğu zikzaklar gerçekten bizi ciddi manada kaygılandırıyor. Dış politikada hiç alışık olmadığımız sert bir üslup kullanılıyor ve üst perdeden konuşuluyor. Esasen karşılığı olmayan taleplerde bulunuluyor ve beklentiler yaratılıyor ve hayal kırıklıkları yaşanıyor. Bizim son dönemde kendini ABD'den uzaklaştırıp Rusya'ya yakınlaştırması, AB müzakere sürecini sanki önemsizmiş gibi gösterip bu müzakere sürecini bitirmekle tehdit etmesi, NATO'dan ve Avrupa Konseyi'nden uzaklaşıp ŞİÖ'ye yaklaşması, Şangay İşbirliği Örgütü'ne yaklaşmak istemesi esasen şu anlama geliyor. İçerideki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde ben burada bir tek adam rejimi yaratmak istiyorum, çok fazla işime karışmayın demek anlamına geliyor. Maalesef bu iç hesap dışarıdaki, dış politikadaki bizim stratejik çıkarlarımızı ve yaklaşımımızı da kökten etkiliyor. Bugün kritik bir karar alındı Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nda. Esasen kararın hukuki bir bağlayıcılığı yok. Karar tavsiye kararı. Ancak bu siyasi kararın Aralık ayında yapılacak Avrupa Konseyi zirvesinde hukuki bir bağlayıcılığa dönüşmesi hedefleniyor. Ve Türkiye'nin üzerine ilave baskılar geliyor. Ve Türkiye ilk defa yaptırımlardan bahsediliyor. Türkiye üzerine uygulanacak ekonomik ve siyasi yaptırımlardan bahsediliyor. Biz Türkiye hakkında bu alınan kararı yanlış buluyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin devam etmesini, inişi çıkışı olan bu ilişkilerin sürdürülmesini destekliyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin Türkiye konusuna başından beri samimi yaklaşmadığını biliyoruz. Avrupa'daki marjinal bazı grupların, İslamofobik, marjinal ve aşırı uçların Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni istemediğini ve samimi olmadığını biliyoruz. Ama siz de samimi değilsiniz. Siz de Avrupa Birliği'ni kullandınız, Türkiye'de yargıyı, bürokrasiyi ve siyaseti dizayn ettiniz. Şimdi işinize gelmiyor, bundan uzaklaşmak istiyorsunuz. Avrupa Birliği'nin yaptırım konusuna değinmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını belirtmesi de yanlıştır. Yaptırım uyguladığı ülkelere bakın. Bir zamanlar İran'a yaptırımlar uygulandı. Bir zamanlar Belarus'a yaptırımlar uygulandı. Saddam'a uygulandı. Kaddafi'ye uygulandı. Belarus'a uygulandı. Ve yaptırımlar her zaman maalesef mevcut rejimleri daha fazla güçlendirdi. İçerideki demokratik hareketleri ezdi, tüketti. Bu yanlış yola girmeyin. Kıbrıs konusunda biliyorsunuz Cenevre 2 görüşmeleri de çöktü. Görüşmelerden önce söyledik. Siz bir taraftan Amerika'ya posta koyuyorsunuz güya, Avrupa Birliği'ne posta koyuyorsunuz ama diğer taraftan da Kıbrıs'ı çözüme zorlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bir taraftan Lozan'ı beğenmiyorsunuz, size az toprak bıraktı diye. Ya diğer taraftan KKTC'nin topraklarının %37'den %29.2'ye düşmesine razı oluyorsunuz. Bir taraftan Lozan'ı beğenmiyorsunuz, diğer taraftan Ege'de ada, adacık ve kayalıkların Yunanistan'ın işgalinden kurtarılması için adım atmıyorsunuz. Bu çelişki değil mi sizce? Bu ciddi bir çelişkidir. Biz Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün olmasını destekledik. Ama kapsamlı çözüm şu anlama gelmemedi. Siz bütün ara bölgeyi veriyorsunuz. Güzel yurtu veriyorsunuz. Dip Karpaz'ı veriyorsunuz. Maraş'ı veriyorsunuz. KKTC'nin gerdanlıklarını, kollarını koparıyorsunuz. Çözüm diye masaya oturuyorsunuz. Böyle bir çözüm olmaz. 100.000 tane Rum'u getirip yerleştirdiğiniz zaman kuzeyde o kurucu Türk devleti olmaz. Bu Rumlarla Türk devleti olur kurucu kuzeyde, güneyde de saf bir Rum devleti olur. Sizin tezleriniz çökmüştür. İflas ettiniz. Lütfen bunu artık anlayın. Bu politik yaklaşım bizi bir yere götürmüyor. Buradan uyarıyoruz. KKTC'ye dikkat edin diyoruz. Bakınız Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Ne diyor açıklamada? Bir şans kaçırıldı diyor. Görüşmelerin de garantörlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek beşli konferansın tarihinin gecikmeksizin belirlenmesinde ve bu arada görüşmelerin devamında fayda görüyoruz. Acilen hemen belirlensin diyor.
Türkiye'nin diyor Kıbrıs meselesine yaşayabilir bir çözüm bulması yönündeki kararlılığı sürmelidir ama sürecin kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz. Ya bir kelime, şu Rum'u kınayan bir cümle yok mu? Niye koymuyorsunuz? Adam masadan kaçıyor. Niye koymuyorsunuz? Bu dış politikanın iflasıdır. Bir kelime koyamıyorsunuz. Neymiş? Tekrar başlayacaksınız. Aceleniz ne? Amerika'dan korkmuyorsunuz madem. Avrupa Birliği'nden korkmuyorsunuz. Peki niye acele ediyorsunuz? Bu çözüm aceleciliği nedir? Kıbrıs'ı lütfen dikkatle takip edin. Bu milli bir konudur. AKP'nin konusu değildir. Milli bir konudur. Madem milli bir konu, şurada tartışılsın. Güney Kıbrıs bir şey olduğu zaman koştura koştura muhalefet partilerine gidiyor ve onları kullanıyor. Pazarlık marjını artırıyor. Siz ise konuyu bizden saklıyorsunuz. Sanki büyük bir başarımış gibi. Gelin konuşun. Emin olun biz size destek oluruz. Köstek olmayız bu konuda, milli bir konuda. Bir başka konu Şangay İşbirliği Örgütü. Bunu ya bilmiyorsunuz ya öylesine konuşuyorsunuz. Elma ile armutları birbirine karıştırıyorsunuz. Şangay İşbirliği Örgütü, söyleyeyim, zamanında Çin'in Uygur hassasiyeti vardı. Uygurları baskı altına almak istiyordu. Rusya'nın ise Çeçen hassasiyeti vardı. Uygur'la Çeçen'i bir torbaya koydular ve bölgeyi kapadılar. Şimdi ona kılıf uydururlar. Ekonomik, ticari, başka alanlar uydurmaya çalışıyorlar. Bu NATO benzeri bir oluşum değildir. NATO ile bir alakası yoktur. Ortak komuta kontrol mekanizması yoktur. Ayrıca bu Avrupa Birliği gibi de değildir. Bu örgüt, bu Rus coğrafyasında mezarlıklara dönüşen, örgüt mezarlığına dönüşen zincirin bir başka halkasıdır. Yarın kopmayacağının garantisi de yoktur. Sizi bir tuzağa çekiyorlar. NATO'dan koparıp oraya itmek istiyorlar. Düşerseniz geri dönüşünüz yok. Sevindirirsiniz. Sevindirirsiniz. Ve yalnız kalırsınız orada da. Biz Şangay İşbirliği Örgütü'yle işbirliği yapmayın demiyoruz. Zaten diyalog ortağıyız. Diyalog ortağı ne demek biliyor musunuz? Bir kere üyeler var. Arkasından gözlemciler var. Onun arkasından diyalog ortakları var. Biz mesela Sri Lanka'yla, Kamboçya'yla, bunlarla, Azerbaycan'la, bunlarla diyalog ortağıyız. Bu statüyü arttırabilirsiniz. Bunu arttırmanız bize sadece kazanç getirir. Ama bir şeyi diğerinin alternatifi gibi sunmanız sizi komik duruma düşürüyor uluslararası toplumda. Lütfen bundan vazgeçin. Anlaşılmıyorsunuz dışarıda. Bir başka konu. Hemen söyleyeyim. İktidarın özellikle bu sonbahardaki AB Avrupa Birliği Konseyi'nin toplantısına lütfen dikkat etmesi gerekir. Bu iktidar arayışı, içerideki iktidar arayışı ve başkanlık arayışı, bizim tek adam rejimi dediğimiz bu arayış bizim dışarıyla bütün bağlarımızı kopmakla sonuçlanmamalı. Siz Türkiye'ye zarar veriyorsunuz.